E hadi ama hanım. Daha işim var benim, hadi. Geldim, geldim. Nereye baba? E kardeşinin kıyafetlerini alacağız ya kızım. Unuttun mu? Ha, doğru ya. Tamam, hazırım. Her şeyi aldın değil mi listeyi falan? Aldım, aldım. Baba. Söyle oğlum. Baba, olmasam olur mu? Yani kesmeseler, ha? Hiç olur mu oğlum? Yoksa erkek olamazsın ki. Hem acımayacak hiç. Söz veriyorum, acımayacak. Bembeyaz giyindin mi şimdi? Prensler gibi o. Yine onlar ya. Kim kızım? Şu yeni taşınanlar. Dün de böyle bangır bangır açtılar sonuna kadar. Finallerim var benim ya. İhsan. Giderken bir uğrayıp konuşsan. Olur olur. Ayol ne geniş adamsın Nazım yani. Sustursana şunu. Ne olmuş ya? Tepene çıkacak mı senin, tepene? Kafasını şimdi bırak. Heh, al işte. Kapıya bakmayacak mısın? Evet. Şey, kusura bakmayın. Müzik sesi bizden çok duyuluyor da. Kızımın sınavları filan malum. Ay kusura bakmayın ne olur. Bizim zıpır açıyor da. Ben hemen ilgilenirim. Dur. Burası benim evim değil mi aga? Evet ama. Aması maması yok. Bana ses kıstıracak adam. Aha bu kapıyı kırsın öyle gelsin yanıma. Hadi gir içeri. İyi ama... Ama boş ver şimdi. Sarhoş mudur nedir adam? Sonra konuşuruz. Ama İlay. Hadi gidelim, hadi. Çok ayıp ettin adamlara. İyi ettim. Ne yapıyorsun sen be? Ne oluyor anne ya? Mahalle başımıza çıkacak. Kulaklarımız çoktan sağır oldu bile. Aydın oğlum. Bak edep diye bir şey var. Ayıp insanlara. Edep parçalama yine. Ama bu ses ayıp insanlara. Kafa ütüleme dedim. Hayret bir şey.
Ne olacak ya, alırlar. Aman orman. Ay, rezil olduk. Ne olursun sus, yavaş ol biraz. Canım ormancı. Yavaş, ne olursun. Ya sus be kadın be. Rezil olduk mahalleye, ne olursun. Yavaş biraz, herkes uyuyor. Ya başlarım mahallenden be. Sus. Yavaş ol biraz, insancıklar uyuyorlar. Hadi ne olur, gayret et. Canım tamam, ya bırak, tutma ya. Yapma ne olursun. Bırak be kadın. Düşeceksin şimdi, yavaş ol. Ya bıraksana be kadın. Düşeceksin, ne olursun yavaş. Hadi bak, evi bize gel. Ne oldu hanım? Şu yan tarafa taşınanlarla işimiz var bizim. Bizim değil, bütün mahallenin hatta. Niye? Gene ne oldu ki? Adam kör kütük sarhoş. Yazık. Zavallı kadının burnundan getiriyor. Ne yapalım hatun? Devir bunların devri. Bu zamanda şirretlik yapanın yanına kâr kalıyor işte. Komşu. Ne var? Bırakayım mı seni? Ne? Ya gideceğin yere kadar bırakayım diyorum. Hayır. Niye böyle ters davranıyorsun? Bana bak, hayır dedim. Oo, pek de sertiz. Bana bak çocuk, seni bu aptal asılmalarınla uğraşamam şimdi. Eğer devam edersen seni bu arabadan indirir, saçını başını yolarım, anladın mı? Vay. Defol şimdi. Ne yaptı bu ya? Komşu. Ha? Beyefendi. Şey, tanışmıştık ama ben İhsan. Evet. Siz? Ben ne? Yani adınızı. Nazım. Evet. Şey, Nazım Bey, biliyorsunuz. Ya ne diyeceksen de be. Bir saat rıkmık. Geveleme. Anlaşılan sizinle sizin gibi konuşmam lazım. Peki, şu gürültüleri kesin. Bu bir. Kapımın önüne çöp atmayın. Bu iki. Adam gibi ve komşu gibi davranın. En azından etrafa zarar vermeyin. Yürü git be. Bir dakika. Bir şey daha var. Eğer o zırzop oğlun bir daha kızımı rahatsız ederse, ona senin atman gereken tokatları ben zevkle atarım, bilmiş ol. Ne? Anne! Anne! Ne oldu oğlum? Babam bir adam efendi diyor. Eşkıya mısın lan sen? Ulan! Çekil lan! Kim oluyorsun sen abi? Ne yapıyorsun? Bırakın! Abi yapma bunu! Allah'ım lazım yapma! Bırakın beni! Sonra konuşacak! Bırak içeri! Bırak! Sen görürsün! Sen görürsün! Sen görürsün lan! Sen görürsün! Sana doğru konuş diyorum! Yeter! Yeter baba, lütfen! Sakin ol! Sen göreceksin bak! Yeter artık be, yeter! Rezil ettin bizi!
kendine gel artık! Yeter! Bunlar da berbat oldu ya. Al hadi, al şunları. Boşuna dememiş adam. Ev alma, komşu al. İhsan, Allah aşkına büyütme meseleyi. Adam şirretin teki, uğraşma. Niye öyle diyorsun anne? Hak diye, hukuk diye bir şey var. Dağ başım burası. Zaten bu ülkenin sorunu bu. Baskın basanındır, değil mi? Ben ülke sorunu filan bilmem küçük hanım. Başımıza dert almayacağız o kadar. Neyse canım, bırakın şimdi. Eskiden böyle değildi hanım. Komşu komşunun külüne muhtaç denirdi. Neredeyse miras şu hükmündeydi komşu denildi mi? Şimdi nerede? Hadi kızım, bir kahve yap versene. Geldin mi? Nedir oğlum? Bunu o verdi. O adamın oğlu. Ne için? Ablama verecekmişim. Ver bakayım şunu. Ulan ben şimdi senin... Hastaneden döndüler. Ne? İhsan Bey, kriz geçirmişti ya. Hastaneden döndüler. İyi ya, senin kıymetli komşular. Yazık adamcağıza ya. Bana ne ya? İnanamıyorum sana bazen. Niye böylesin Allah aşkına? Neyim? Neyse. Yarın gidiyoruz biz. İyi gidin. Sen gelmemeye kararlı mısın? Aa, yok işlerim var benim. Nazım,
şu oğlanla konuş. Vallahi deli gibi sürüyor arabayı. Olmadık şey yapıyor. Yüreğime inecek benim. Ya da sen de gel. Ya amma abartıyorsun be. Ne tırsak kadınsın sen. Bir şey olmaz. Aslanlar gibi gider, aslanlar gibi gelir benim oğlum. Sen kapa gözünü, uyuyarak git gel işte. Al İhsan'cığım ilacı. Tuhaf biliyor musun hanım? Sanki 10 yaş birden yaşlanmış gibiyim. Meraklanma. Biraz dinlen. Bak gör her şey yoluna girecek. Eğer aşk... Sevda, ne bileyim, öyle bir şeyler yollasaydı kızıma, bu kadar kızmazdım. Bu insanlar şerefi, haysiyeti ne kadar ucuz sanıyorlar Gülay. Ne kadar ucuz. Nazım, Allah aşkına şuna tembih et de yavaş gitsin. Deli bu deli. Ya tamam be, bin hadi. Adam gibi git lan, tamam mı? Anneni üzme sakın. Anlaşıldı mı? Peki baba. Tamam. Tamam be hanım. Yata yata bir hal olduk ya. Çıkayım şöyle biraz dolaşayım. Kim bu ya gecenin bu vakti? Alo. Komşunun cenazesi var. Onların, Nazım gelin. Ne? Zavallı kadın. Oğluyla birlikte. Ah.
Ateş düştüğü yeri yakıyor işte. Neylersin? Boğulacaksın. Yavaş ye biraz. Anne bir şey söylesene şuna. Yavaş ol oğlum. Aa. Ya bana kalmazsa? Kalır, merak etme. Ay gündüz o kadar yedi. Hala aklı dolmadı. İlahi çocuk. Bamyayı böyle yemezsin ama değil mi? Köfte olur. Aklı fikri dolma. Şurayı bamyayı yesene bir kere şöyle değil mi? Ne yapacağız bunu böyle? Dolmacı dükkanı açacağım bu çocuğa valla. Anne doğru söyledi valla. Ama afiyet olsun. Bu işte hala böyle giderse bu o. Konuşmayın benim oğluma. Yesin istediği kadar. Yesin bakalım. Gel çocuğum. İyi o zaman. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Kızım kalk tabak getir. Tamam. Buyurun. Evet sığamıyorum İhsan Bey. Duvarlar üstüme üstüme geliyor. Onları benim hoyratlığım, azgınlığım götürdü ölüme. Ben aynaya bakmaya utanıyorum. Çok. Ben çok yalnızım. Ben... Buyurun, afiyet olsun. Hadi yemeğini ye. Sonra da kahve içerim seninle. Dertleşiriz de biraz. Komşu dediğin niçin var ki Nazımcığım? Dertleşemedikten sonra. Hadi. Buyurun yiyin yemeğinizi. Hiçbirimiz ıssız adada yaşamıyoruz. Gördüğümüz yüzler, duyduğumuz sesler var. Komşu komşunun külüne muhtaç denmiştir. Ama aranızdan saygıyı kaldırırsanız alışveriş artık kül değil, ateşe döner. Kalp gözünüz açık olsun.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.